Sen evlenme teklifini çok güzel anlattın ama ben düğününü, kınanı falan görmedim. Düğün yapmadınız mı? Ya sence nasıl yapmamış yaptınız? Olabilir miyim? İşte soruyorum, nereden bileyim? Yani Boğaz'a karşı bir düğün yaptık yani. Oo. Var mı, görüntü verdin mi? Yani yönetmenim de müsaade ederse izleyebiliriz herhalde. Bugün bizim en güzel günümüz. Yanımızda olan herkes için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. İstiyorum. Boğaz'a karşı demişsin de ben Boğaz'ı göremedim. Siz gördünüz mü? Ya bir dakika, bir dakika. Ondan önce ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey, senin burnunda estetik mi var? Hayır. Ya da suratının herhangi bir yerinde, o kadar değişiksin ki çünkü. Aslında hiçbir değişiklik yok. Aslan. Bir değişiklik. Bence estetik var gibi geldi. Estetik varsa aslanda var. Şöyle, aynen bunu söyleyecek en son kişi sensin ama hadi neyse. Bak, ayrıca ben bunu bir kusur olarak söylemiyorum. Ayrıca ben de onun altını çizeceğim zaten. Ha, estetik yaptırsam bunu söylemeyecek biri değilim. Beyan Hanımcığım, gelinliğini hiç beğenmedim. Hiç. Oynamalardan düğün olduğunu anladım. Ama resmen sıradan bir elbise, saçlar salık, o ne rük... Allah aşkına, o nasıl bir saç? O nasıl bir gelin? Sen ne diyorsun Filiz Hanım? Sen ne diyorsun? Benim gelinim, o gelinlik tasarım. Aa. Kendi tasarladı onu. O tasarım. Sen onu, senin gelinin onu ne bulur, ne diktirebilir, ne giyebilir? Benim gelinim neden giyemez? Yani ne lüksü vardı, ne şeyi vardı, gelinin abartısı vardı, giyemez. Bak, bak. Benim gelinim en azından gelin gibi ortaya çıktı ve herkes gelin gördü. Ben karşımda resmen normal sevgilisiyle bir yere gelmiş, orada eğlenen bir gelin gördüm. Sıradan geldi bana, sıradan. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta.